Siz konağa ilk adım attığınız günden beri, yani hayatımıza girdiğiniz günden beri bizim hayatımızı değiştirdiniz. Sadece Meleğin değil, üşüyor musunuz? Titriyorsunuz siz. Şey, şunu bir üstünüze alın. Üşümekten değil. Teşekkür ederim. Sanırım ne konuşacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Ben sizin... Ali Emre'dir, isterseniz açın. Biraz bekleyebilir. Şu an daha önemli. Emre Bey, acil konuşmamız gerekiyor. Bakın isterseniz, önemlidir. Ben bekliyorum burada. Çok affedersiniz. Of baba ya, telefonun sırası mı şimdi? Tam kavuşacaktın Deniz kızına. Baba! Baba! Baba ne oldu sana? Baba! Kim yaptı sana bunu? Kim? Kim? Yeliz Hanım, bilmeniz gereken bir gelişme oldu. Dinliyorum. Emre Bey, çok acil bir durum var. Nurten Hanım, konağın tüm hisselerinin sizin üzerinize geçirilmesi için işlem başlatmıştı. Ancak bir detayı gözden kaçırmışız. Nurten Hanım'ın Yeliz Hanım'a ait varlıklar üzerindeki vekaleti bugün sona ermiş. Nurten Hanım'a ulaşamadığım için sizi rahatsız ettim. Sabah erkenden yenilerseniz tüm işlemler öğlene kadar biter. Tamam. Ben hallederim. Tamam, ben hallederim. Yavrularım olmadan asla. Sen ne hoş olduk nedirsin ya? Beni neyin içine sürükledin? Kızım bir sakin ol, frene bas. Ya Berkay'ın babasından başka adam mı bulamadın soyacak? Ya sen beni neyin içine soktun? Allah seni kahretsin. Oh bu, şu, siz, biz, onlar ne fark eder? Sana son bir iş dedim, sen de kabul ettin. Gerisi caz. Bu işten sıyrılmana izin vermeyeceğim. Gideceğim şimdi, her şeyi söyleyeceğim ben. Ya yeter be. Benimle beraber bu işte sen de varsın. Ben yanarsam seni yakmaz mıyım sanıyorsun? O yüzden şimdi uslu bir kız ol ki şirinleri görmen mümkün olsun. Ya ölürsün? Ölmez, merak etme. Ambulans aradım. Zenginler ve kediler dokuz canlıdır. Bugün şansımız yaver gitti. Hayalet kasaba gibiymiş burası. Bizi gören olmadı. Bir an önce uzayalım buradan. Eşkalden paket olmayalım hadi. Senin gibi gamsız olmak vardı Süleyman abi. O ne demek ya? E işte ne gam, ne keder, ne diyemem diye yandığın karının hasreti kesemiyor iştahını. Eyvah eyvah eyvah. Yandık. Yani şimdi Yeliz yakandan düştü. Kime saracağım diye şaşırdın iyice. Şimdi diyorsun ki Süleyman abiye sarayım. Yemezler.
Ya kızma Süleyman abi ya, takılıyorum. Yoksa çekilecek gibi değil bu konağın havası. Bastılar bana iyice. Yeliz Hanım dedin de aklıma geldi. Ya bugün arkadaşıyla konuşuyordu. Dışarıya çıkalım, kafa dağıtalım falan diye. Demin geldi, yine perişan halde. Ya yemin ediyorum tanımasam kadıncağıza üzüleceğim ya. Tabii öyle sırça kafeslerde büyüyünce ilk darbede yarı serili veriyor. Ya aman be kızım Allah aşkına ya. Yeliz'e ağlayan gözler kör olur. Sen kendi derdine ya. Bak, yemin ediyorum bana bu kadar mal, mülk, para kalacak. Ve ben böyle dertleneceğim ha. Hiç işim olmaz vallahi. Düşmüyor ki bana anasını satayım. Yok ama abi yok. Ben sana diyorum, bu kadın bu kadar olayı kaldıramaz. Yakında kendine bir şey yapar. Aman kızım ağzımdan yılasın Allah aşkına ya. Zaten her taraf karman çorman. Biz onunla mı uğraşacağız? Hiç hayra alamet değil bu kadının hali diyorum ya, hiç. Neyse. İyi geceler. Ya bari sen yapma Süleyman abi ya. Kırık mı kolun? Al götür, koyuver makineye. Affedersiniz, beklettim. Bir sorun mu var? Çok özür dilerim ama dönsek iyi olacak. Tabii. Bir haber mi aldınız? Yüzünüz düştü. Sanırım az önce söylediklerimde yanılmışım. Halam, bu durumu o kadar da kolay bir şekilde kabullenmiyor.